koronavirüs hakkında televizyonların söylediği kadar biliyoruz. Şu anda yeni yeni geldiğini biliyorum ama aslında daha uzun zamandır var olduğunu Türkiye'de ama bize yeni açıkladığını düşünüyorum. Önceki hastalıklar gibi virüsler gibi tehlikeli görünüyor. Büyük bir salgın yani bence. Daha önceki virüslerin gelişmiş halinde bir virüs olduğu, insanları daha fazla etkileyebildiği, ölümcül olay olduğu. Hatta bu en son koronavirüsünün ikiye bölündüğü, alt katmanlarından birinin çok daha ölümlü olduğunu ama yani ismini tam bilmiyoruz. Ben vatandaşlar için üzülüyorum. Hele bugün daha çok kötü oldum. Sabahleyin çünkü haberlerde iki tane üniversite kapatıldı ya. Temizliğin şart olduğunu biliyoruz. Ondan sonra korunmamız gerektiğini biliyoruz. Çok kalabalıklara girmememiz gerektiğini biliyoruz. İşte böyle bir virüs işte. Bildiğimiz çok fazla bir şey yok aslında. Bize bildirilen de pek bir şey yok. Önlemler sizce yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Yeni yeni evet karantinaya alınıyor yurt dışından gelenler ya da ona benzer şikayetlerle gidenler karantinaya alınıyorlar ama... Şu ana kadar gelmediyse bence yeterli yani gelmediğini düşünüyoruz. Yani geldiyse bize bildirilmiyorsa o ayrı bir olay ama gelmediğini düşündüğümüz ölçüde çok başarılı bir ortam yani şu anda Türkiye için. Yeterli çalışmaların da olmadığını düşünüyorum. Bilinçlendirme çalışmaları çok zayıf bence. Diğer ülkelerde öldüğü zamanlarda bile bizim ülkemize Çin'den hatta bir arkadaşım geldi havaalanına girdiğinde hiçbir önlem alınmadığını söylemişti bana. Şu an için daha ne önlem alındığını bilmiyoruz, saklanıyor. Daha net bir şey yok farkındaysan. Daha iki tane okul şey yapıldı ama ben okulların kapatılmasını da istiyorum. İki tane oğlum okuyor çünkü. Vallahi yeterli gibi sanki ama gene de bilemiyorum. Benim oğlum sağlıkçı olduğunu söylüyor. Şu anda kızımdan haber geldi. Hemen okulda dezenfektanlar konulmuş. Eğiticiler bilgilendirmek için gelmişler. Konferanslar verilmeye başlanmış. O neden şu anda daha yeni gelmiş gibi söyleniyor? Çünkü ülkenin her yerinde varken bizde olmaması zaten imkansız gibi bir şey. Çok düşük bir ihtimaldi. İstanbul'da oğlum okuyor. Aynı şekilde otobüs duraklarında, metrobüs duraklarında dezenfektanlar konulmuş. İnsanlar da bu konuda kendilerini korumayı öğrenirlerse... Kişisel bir şey bu temizliktir. Okullar kapatılsın, hastanelerde biraz daha bir disiplin olsun temizlik açısından. Sık sık ellerimi yıkamaya çalışıyorum ve vitamin almaya çalışıyorum. Hijyene dikkat ediyoruz. Elimizi yıkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar ama tabii mikroba ne zaman insanı yakalanıp ne zaman yakalanmayacağı da belli olmaz yani. Önceki rutin yaşantıma göre daha sık elimi yıkamak gibi. Kendi kendimize elimizi sabunluyoruz. Hijyen olmaya çalışıyoruz ama çok üzgünüm yani. Bugün alışverişe çıktım. Multivitaminler almaya çıktım. Bağışıklık sistemimi güçlendirmeye çalışıyorum. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Dezenfekteyle herhalde temizlikte bu işin üstesinden geliriz gibi geliyor. Biz bugün annemle el dezenfekte ilacı almaya gittik ama kalmamış. Maskeden ziyade mesela artık tramvaya binmeyip havalardasında yürümeyi düşünüyorum. Sizce fiyatlarda bir artış var mı market ve dezenfektan fiyatlarında? Tabii kesinlikle. Bir artış yok. Şimdi ben multivitamini aynı fiyattan aldım mesela. Her zamanki aldığım markalardan. Ama duyduğumuz kadarıyla işte bir şeylerde kolonyada falan artış başlamış. İnsanlar alışverişe yüklenmişler. Bu bir hafta sonra çıkacak. Çünkü dün bir bugün iki hemen alışverişe yüklenmeye başladıkları için bir hafta sonra stoklar bitecek. Artış o zaman başlayacak. Mesela biraz önce biz girdik 35 lira olan dezenfekte şeyinin 70 lira olduğunu gördük. Maske fiyatları zaten siz de biliyorsunuzdur çok fark etti. Dezenfektanlar falan fiyat artışını kendim gözlemlemedim ama kalmamış. Birkaç yere sormuştum.